hocam. Öncelikle hoş geldiniz Güzide Eğitim Kurumları'na. Bizi kırmadığınız, geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hoş ayağınıza olun. Sağlık. Teşekkür ederim. Muammer Küçük Yazıcı olarak eğitimci, enegram uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Nacizane ben birkaç soru sormak istiyorum bu noktalarda size. Öncelikle hocam mizaç, karakter, kişilik, bu kavramlar birbirlerine çok karıştırılıyor. Öncelikle dilerseniz bunları nasıl ayrıştırabiliriz? Sizden bir değerlendirme almak isteriz bu anlamda. Mizaç nedir? Kişilik nedir? Karakter nedir? Evet. Güzel bir yerden başladık. Ben de Güzide okullarımıza teşekkür ediyorum bu misafirperverlikleri için. Ve ben de keyifle bu konuları paylaşmak isterim değerli hocam. Yani mizaç nedir? Kişilik nedir? Karakter nedir? Aslında bu kelimeler birbirlerinin yerine çok da kullanılan kelimeler. Evet. Ama en belirleyicisi, işin en merkezinde ne vardır dediğinde elbette mizaç kelimesi vardır. Mizacı en temel haliyle şöyle tanımlayabiliriz belki. Doğuştan getirdiğimiz temel psikolojik özelliklerimiz diyebiliriz. Psikolojik mekanizmamızın bize özgü yapılanması diyebiliriz. Değişmeyen temel arayışlarımız, temel hayat motivasyonlarımız diye söyleyebiliriz. Mizacımıza bağlı olarak da bir hayatı algılama şeklimiz, bir düşünme sistematiğimiz, bir duygu sistematiğimiz var diye bahsedebiliriz. Tabii hemen arkasından gelen o kişilik kavramını, karakter kavramını anlamaya çalıştığımızda dışsal etkileri, hayatın içerisinde karşılaştığımız tüm durumları dikkate almamız gerekir. Çünkü eğer illa bir tanım yapacak olursak kişilik şu an içinde bulunduğumuz psikolojik düzeyin tamamı diye söylenilebilir. Kişiliği oluşturan unsurlar nelerdir dediğimizde işte doğuştan getirdiğimiz değişmeyen, hayat boyu üzerimize devam eden temel psikolojik mekanizmamız olan mizacımızı dışsal bütün hikayemizle olan etkileşiminin sonucudur diyebiliriz kişiliğimize. Evet, aslında yaşam koşullarıyla şekillenen haline kişilik diyoruz. Kesinlikle. Yani cinsiyetimden, ailenin kaçıncı çocuğu olduğumdan, aile içi etkileşimden, ailenin sosyal kültürel yapılanmasından, karşılaştığım ilk öğretmenden, düşmemden, kalkmamdan, yani doğduğum andan şu dakika, şu saniyeye kadar olan, hayatta olan tüm etkileşimimden kişiliğim şekil alıyor. Ama bu şekil alma serüveni sadece dışsal unsurlara bağlı değil, bunun sabit ve değişmeyen bir çarpanı var, orası da mizaç. Yani mizacım çarpı tüm hikayem eşittir kişiliğimdir diyebilirim. Bu anlamda kişilik sürekli değişime ve gelişime açık tarafım. Ama mizacım daha yapısal çekirdeğim, daha değişmeyen tarafım diye söyleyebiliriz. Hani Anadolu'da söylenir. Yedisinde neyse yetmişinde o. Evet. Can çıkar, huy çıkmaz. İşte o çıkmayan yer, hep sabit olan yer bizim mizacımızdır diye söyleyebiliriz. Karakter kelimesini de burada biraz açmak gerekirse, karakter de aslında mizaçtan kök alan, kişiliğin içindeki değişime daha dirençli olan taraflarımız, daha istikrarlı bir şekilde devam eden tavır ve davranışlarımız diye söylenilebilir. Bunu uzun uzun teknik izahlar yerine ağaç metaforuyla anlatabilirim belki. Evet. Yani ağacı kişiliğin tamamına benzetecek olursak hocam, ağacın tohumunu mizaç, ağacın kalın dallarını karakter diye söyleyebilirim. Bir ağaç yetişirken hangi tohumun ağacıysa ona uygun bir ağaç formu alır, ona uygun bir yaprak formu alır, ona uygun bir meyvesi olur. Yani portakal ağacı mı, elma ağacı mı, kiraz ağacı mı, neyin çekirdeği ise bütün hikayesi, ağaç olma serüveni buna göre şekillenir. Temelde onun ne ağacı olacağını, onun çekirdeği belirler. Evet. Ama verimliliğini, daha gelişip büyüme serüvenindeki olumluluğunu diyelim, çevresel faktörleri etkiler, bahçıvan etkiler, aldığı güneş, gübrelenme, sulama hepsi onun iyi sulu meyvesi olan güzel bir ağaç mı olacak yoksa daha kara kuru bir daldan mı ibaret kalacak, öyle bir ağaç mı olacak olacağını, yani sağlıklılık sağlıksızlığını çevresel faktörler çok şekillendirir diye söyleyebiliriz. Yani mizaç çok önemli ama eğitim de elbette bu anlamda çok çok önemli diye söyleyebiliriz. Evet. Kişilik ağacın tohumu, kalın dallar karakter ama ağacın tamamı her an değişme ve gelişime açık olan kısmı da kişilik diye söylenilebilir. Evet, böyle örneklendirince daha net bir şekilde ayrışmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Peki bu mizacı böyle değerlendirdiğimiz zaman aslında bunu ortaya koymaya yönelik belki farklı pek çok yaklaşım olabilir. Ama enegram uzmanı olarak bir de enegram nedir onu sizden dinleyecek olursak. Enegramı en geniş haliyle şöyle tanımlayabiliriz. Mizaç merkezli bir kişilik modelidir diyebiliriz. Yani psikoloji disiplini içerisinde
kişilik psikolojisi bölümünde mizacı merkeze alan bir kişilik modelidir diye Enneagram'ı tanımlayabiliriz. Enneagram'ın hikayesi aslında uzun, daha kadim bir bilgi, daha geçmiş kökeni çok derin olan bir bilgi. Ama modern dönemde bilim insanları bu konuyu çalışmışlar. Yani Gurdjieff ismine burada atıfta bulunabiliriz. İhazo Naranjo gibi isimleri anabiliriz. Hudson Russo gibi isimleri anabiliriz. Türkiye'de İsmail Acarkan Hoca'yı anabiliriz. Bu konularda emek sarf etmiş insanlar ve bilim dünyasına konuyu kazandırmış insanlar. Son 100 yıl Enneagram'ın çok coşkulu bir şekilde geliştiği ve aktif olarak kullanıldığı ve bilim zemininde de oturmuş bir kavram. Modern bir kavram ama kökeni itibariyle biraz daha kadim bir bilgi diyebiliriz. Kelime anlamı itibariyle 9 nokta demek Enneagram, Yunanca bir kelime. Gurdjieff ilk defa bunu Batı dünyasına taşıyor. İnsanın farklı kişilik yapılanmalarını ortaya koyan bir model olarak özetleyeyim. Ama Enneagram'ın hikayesine girsek, Enneagram'ın neleri ifade ettiğini anlatsak çok boyutlu bir kavram. Yani bir kişilik psikolojisi alanı olarak çalışılabileceği gibi değişik alanlarda da Enneagram'ın kullanımı söz konusu. O kısımları değil, biz mizaç merkezli kişilik modeli olan kısmını bugün mevzubahis yapabiliriz. Yani onun için ilk cümleyi tekrar kurayım. Enneagram nedir sorusunun bizim dünyamızdaki karşılığı mizaç merkezli bir kişilik modelidir Enneagram. Evet. Peki hocam, tam da bu noktayla ilintili olarak şimdi bireysel farklılıkları göz önünde bulunduruyoruz biz mizaç dediğimiz kavramda. Elbette ki bir çeşit insan yok, bir çeşit mizaç yok. Peki Enneagram'da kaç tip biz mizacı değerlendiriyoruz, ele alıyoruz? Bunu biraz ayrıntılandırabilir miyiz? Elbette. Aslında ismi burada bize hemen bir şey veriyor, tiyo veriyor. Çünkü 9 nokta diyor. Evet. Enneagram'da temelde 9 farklı mizaç yapılanması olduğunu, buna bağlı olarak da temelde 9 farklı kişilik yapılanmasına doğru evrildiğinden bahsediyor. Bilginin detayına girdiğinizde çeşitli kavramlar var. Ana mizaç, kanat mizaç, rahat hattı, stres hattı, alt tip gibi kavramlar var. Buna bağlı olarak tek bir mizaç yapısı değil, 9 tane ana yapı var ama o 9 da sabit değil. Onun da farklı kırılımları var diye daha sayı yükseliyor. Ama bu şunu engellemiyor, orada karışmasın, onu özellikle altını çizmek isterim. Her bireyin biricikliği var hocam. Yani o biriciklik mutlak. Ama az önce meyve örneği vermiştik, ağaç örneği vermiştik. Meyve diye bir meyve yoktur. Hani elma vardır, kiraz vardır, muz vardır ama elma diye meyve diye bir meyve yoktur. Veya kırmızı vardır, yeşil vardır, mor vardır ama renk diye bir renk yoktur. Gül vardır, papatya vardır, manolya vardır ama çiçek diye bir çiçek yoktur. Aynı şekilde de insan diye sabit ve tek bir kalıp insan yok. Farklı psikolojik yapılanmalardaki farklı insan yapılanmaları var, mizaç yapılanmaları var. Enneagram'da bunun temelde 9 tane yapı olduğundan bahsediyor. Kendi alt kırılımlarıyla beraber bunun doğuştan gelen kısmını, kişilikteki görünümlerini, sağlıklı yapılarını, sağlıksız yapılarını anlatıyor. Ve bu kırılma ile, yani 9 farklı yapılanma ile beraber her bir yapının kendine özgü hayat algısı nedir? Her bir mizaç hayatı nasıl okur? Nasıl değerlendirir? Nasıl tepki verir? Düşünme sistematiği nedir? Hayat motivasyonu nedir? Olayları nasıl algılar? Duygusal bir formudur, zihinsel bir formudur? Öğrenme stili nedir? Gibi 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 başlıklar da her bir yapıyı detaylı bir şekilde ortaya koyan çok sistematik, çok tutarlı, dışsal olguyla tutarlılığı çok yüksek, yani günlük hayatta da çok işimize yarayan, çok işlevsel bir bilgidir. Ve bu temelde hani kaç farklı yapıyı ayırıyor diye sordunuz. Temelde 9 yapıyla çalışırız diye söyleyebilirim. Evet. Bunların da kendi içerisinde farklı farklı kombinasyonları olduğunu düşündüğümüz zaman daha da geniş bir yelpazeye ayrılıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Peki hocam, eğitim alanında çalışan bir Enneagram uzmanı olarak eğitimde mizaç sistemi sizce neden önemli? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Eğitimde çok önemli çünkü eğitim demek eşittir bahçıvanlık gibi. Yani eğer metaforun üzerinden devam edecek olursak, ağaç metaforu üzerinden, eğitim eşittir bir bahçıvanlık gibi. Çiçek yetiştiriyoruz. Ama çiçek nasıl yetiştirilir diye birisi bize soru sorduğunda ona tek bir cevap verirsek bu cevap biraz sorunlu bir cevap olur. Çünkü her bir çiçeğin kendine ait beklentisi birbirinden farklıdır. Su beklentisi farklıdır, güneş beklentisi farklıdır, toprak beklentisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her bir çiçeğin yapısal özelliğine ve bizden nasıl bir bahçıvanlık bekliyor, onun ideal bakım ve geliştirme formu nasıldır, onun kendi özelliklerine bakarak bunu ancak bilebiliriz. Eğitimde muhatabımızın, yani öğrencilerimizin,
öğrenme stili ne, dünyaya bakış açısı ne, bu tür özelliklerini, aslında mizacına bağlı olarak gelişmiş kişilik özelliklerini bilmemiz lazım ki profesyonel bir eğitim, etkili bir eğitim, tam da istendik davranış değişikliklerini oluşturabileceğimiz bir eğitim gerçekleştirebilelim. Bunu bilmeden yaptığımız eğitimlerde genelleme hatasına çoklukla düşüyoruz. Yani genel formüller verme, genel yaklaşımlar ortaya koyma, bu da çocuklarda arzu ettiğimiz gelişimi gerçekleşmemesine neden oluyor. Eğer farklı yapıların farklı özelliklerini bilerek, yani mizaçları bilerek eğitim yapabilirsek, o çocukların gelişimine daha ciddi, daha tutarlı, daha istikrarlı etki etmiş oluruz. Evet. Bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir aslında eğitim yaklaşımını öngörmeyi destekliyor diyebiliriz. Elbette. Belki de şöyle hocam, dünyadaki bütün eğitimcileri toplasak, hepimiz bir araya gelsek, desek ki bir tane fikirde buluşacağız desek, herhalde şunu söylerdik diye düşünüyorum. Bireyin kendi bireysel özelliklerine uygun bir eğitim yapmamız lazım. Kişiye uygun bir eğitim yapmamız lazım. Onun bireysel özelliklerini dikkate almamız lazım deriz. Evet. Bu anlamda bize tamam ben bireye uygun eğitim yapayım dediğimde bana bireyin bireysel özelliklerini sunacak disiplin, bu anlamda iddiası olan, öngörüsü olan, iddiası olan disiplin hangisidir dediğimde elbette psikoloji disiplini, gidip psikolojiye başvurup oradan data alıyoruz. Bu konuda da özellikle kişilik psikolojisi alanı bizim için çok değerli. Farklı kişilikleri bilmem lazım ki ben buna uygun eğitim yapabileyim. Evet. Enneagram'da bu konuda çok işlevsel. Yani her bir bireyin öğrenme stilini, hayata bakışını hepsini çok güzel anlatıyor. Benim bireysel eğitim yapabilmemin de önünü açıyor. Onun için eğitimde Enneagram çok işe yarar bir bilgi ve gerekli de bir bilgi. Yani doğru sonuçları elde edebilmem ve kişiye özgü eğitim yapabilmem adına çok da gerekli bir bilgi, Enneagram bilgisi, mizaç bilgisi. Teşekkür ediyorum hocam. Son olarak hocam şunu sormak istiyorum. Enneagram'ı özümsedik, mizaç, karakter, kişilik, bunların farklılığını anladık. Eğitimde neden önemli olduğunu değerlendirdik birer eğitimci olarak bizler de. Peki biz bunu okul sistemi içerisinde nasıl uygulayabiliriz? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu teorikten pratiğe olan süreci nasıl yürütmemiz gerekiyor? Onu da sizden dinleyelim. Aslında orada biraz biz devreye giriyoruz. Enneagram'ı bir okul sistemi olarak uygulamak, yapılandırılmış bir şekilde okula sunmak gerekiyor. Çünkü okulun içerisinde pek çok dinamiği var, pek çok iş kalemleri var. Öğretmenin kendi iş kalemi var, rehber öğretmenin kendi iş kalemi var, yöneticinin iş kalemi var. Bu mizaç bilgisini okula çay şeker denklemi gibi, yani çayın içerisinde şeker neredeyse her yerinde olması gibi, ebeveyninden öğretmenine, yöneticisinden çocuğuna kadar, rehber öğretmenine kadar herkese ihtiyacı olan ve kullanabileceği derecede o bilgiyi ulaştırmak ve o bilginin pratik edebileceği dokümanlarını, içeriklerini, yazılımlarını onlara sunabilmekle bu mümkün. Doğrudan bir okulun sadece Enneagram bilgisini öğrendim ve hadi ben mizaç merkezi eğitim yapıyorum demesi çok kolay bir süreç değil. Çok zorlayıcı bir süreç. Çünkü hem uygulayıcısı hem geliştiricisi olmak zor bir süreç. Ama bizlerin yaptığı, yani şahsım adına benim beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın ve Enoxis yapısının ki açılımı da bu devir. Yani Enoxis'in Enneagram okul sistemleridir. Bu Enneagram bilgisini yapılandırmış bir şekilde okullara hizmet olarak sunuyoruz. Yani orada ne oluyor dediğinizde, şimdi detayında ne oluyor dediğimizde, şimdi elbette bir yazılım ayağı var. Testler yapılıyor, envanterler uygulanıyor, mizaçlar belirleniyor. Ama sadece mizaçları belirlemek yetmez. Mizaç belirlendikten sonra yapılacak çalışmalar var. Orada çeşitli rehberlik etkinlikleri uygulanıyor. Ama bunun da öncesinde ve bütününde yapılması gereken eğitim faaliyetleri var. Yani konunun içselleştirilmesi ve uygulama pratiklerinin öğrenilebilmesi açısından. Bu anlamda da yine okulda çeşitli kademelere verdiğimiz periyodik eğitimler var. Mesela en basit haliyle bir okula başladığımızda temel Enneagram eğitimini bütün öğretmenlerimize veriyoruz. Yıl içerisinde değişik başlıklarda mizaca uygun eğitim nasıl yapılırın içeriklerini öğretmenlerimize seminerler olarak veriyoruz. Uygulama pratikleri nasıl yapılacaklarını o seminer ve eğitimlerde öğretiyoruz. Rehber öğretmenlerimize zaten sürekli çalışmalar içerisindeyiz. Sadece mizaca yönelik değil, tüm boyutlarıyla rehber öğretmenin yaşadığı sıkıntıları, ihtiyaç hissettiği başlıkları cevaplayacak şekilde süpervizyon çalışmaları yapıyoruz. Velileri kesinlikle burada dikkate almamız çok önemli. Ama bütün velilerimizin zaman anlamında o kadar zamanlarını talep edemeyeceğimiz için onları eğitime alamasak bile en azından belli periyotlarla seminerleri alıyoruz.
Hani mizaç nedir, mizaç farklılıkları nedir, mizaç merkezli bir ebeveynlik nasıl yapılır, yaşanan sorunlar neler, ilişki anlamında, çocuğun gelişimi anlamında, ders çalışması anlamında, akademik ilerleyiş anlamında. Burada ebeveyn kendine özgü neler yapması gerektiği, çocuğunu nasıl tanıyabileceği, çocuğuyla ilgili test raporları nasıl dolduracağı, o raporları nasıl değerlendireceği, bu tür konularda da ebeveyni olabildiğince donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz bu süreçte. Yani mizaç merkezli bir eğitim nasıl yapılır dediğimizde aslında epey bir sistematik çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bir planlama, bir sistemi. Tabii işin yazılım, içerik hazırlanmış olması lazım. Biz bunları yaptık. Yani bunlar tamamen hazırlanmış bir şekilde. Hazır bilgiler, uygulamalar, yazılımlar, dokümanlar şeklinde okula, öğretmenine, yöneticisine, rehber öğretmenine ve özellikle ebeveynine bir hizmet olarak sunuluyor. Ve nihayetinde çocuğa dokunan tüm birimlere bu bakış açısı kazandırılıp eline uygulayabileceği bir alet verilmiş oluyor. Ve çocuğa mizacına uygun bir eğitim verilmesinin zemini oluşturulmuş oluyor. Evet. Aslında Enneagram temelli mizaç sistemi bir bütün. Onun içerisinde veli, idareci, öğretmen, çocuk, küçük kategoriler halinde hepsini saran bir bütünsel bir yaklaşımla o bütün kategorilere hitap eden bir sistem olarak belki özetleyebiliriz. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim hocam. Ayağınıza sağlık tekrardan. Benim genel değerlendirmek istediğim noktalar bunlardı. Sizin eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben de Güzide ailesine sevgi ve selamlarımı tekrardan iletiyorum. Evet. Mizaç merkezli çalışmalarımız bu okulumuzda da devam ediyor. Güzel sonuçları almaya devam edeceğiz. Ben de ev sahipliğiniz, bu güzel, kibar, nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan. Evet, bugünkü konuğumuz Enneagram uzmanı eğitimci Muammer Küçük Yazıcı'ydı. Kendisinden Enneagram'la ilgili çok değerli bilgiler edindik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.